Merhaba arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda daha önceki cumartesi günleri olduğu gibi e, siyah topa dönüşebilecek oyuncuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendi analizlerim, fikirlerim de hangi oyuncular siyah topa dönüşebilir? Daha önce 10 tane isim vermiştim. Bugün de listeye 4 tane oyuncu ekleyeceğim arkadaşlar. Ben bu yüzden siyah top olabileceğini e, düşünüyorum açıkçası. Elimde de bu oyuncuları tutuyorum. Silmiyorum. Hani siyah top olabileceğini düşündüğünüz oyuncu varsa sizlere de önerim, silmemeniz. Çünkü PES 2021'e geçtiğimiz zaman bunlar siyah top, siyah kartlı oyuncular olacaklar. Tamam taşınmış oyuncu olacaklar ama bunları değerlendirebiliriz. 3 tane elimizde varsa takasta yeni bir 2021 kartı olan siyah top alabiliriz. Ya da satıp GP kazanabiliriz. Ya da diyelim ki elimizde işte atıyorum bir tane siyah top olan bir oyuncu oldu PES 2021'de. Pavard diyelim. E, yeni Power aldık. PES 2021'in Power Art'ını, yeni kartını aldığımız zaman eski Power Art'ı da antrenörde yapabiliriz. Antrenör sıkıntınız varsa eski kartını yeni kartının üstüne antrenör olarak da basabilirsiniz arkadaşlar. Yani birden fazla yöntem var. E, siyah top olacak kartları olabildiğince elinizde tutmanızı öneririm. Benim ilk yapacağım şey arkadaşlar, elimde 3 tane varsa e, ben takasla yeni istediğim siyahlar alırım. Örneğin ben de diyelim Power 3 tane kartı var. Önümüzdeki sene de Power Siyah Top e, Siyah Kart oldu diyelim arkadaşlar. Pes 2021'de illa bu üç tanesiyle takas yapmında Power alacağım diye bir şey yok. Kadromda Ronaldo, Mbappe, Neymar gibi hani isimler yoksa giderim onları alırım açıkçası. Önceliğim onlar olur hem de. Yani çok fazla kullanma şansımız olacak arkadaşlar. Ya da satıp bolca GP'de kazanabiliriz tabii ki. E, o yüzden sizlerin de düşündüğü altın toptan siyah topa dönüşebilecek oyuncular varsa arkadaşlar silmemenizi elinizde tutmanızı çok öneririm. Peki ben daha önce 10 tane futbolcu paylaştığımda hangi oyunculara paylaşmıştım? Hızlıca bir ona değineceğim. Daha sonra bugün ekleyeceğim 4 oyuncuyu sizlerle paylaşacağım. İlk olarak 2 hafta önce ilk videomda değindiğim oyuncular Haaland'da arkadaşlar. Kesinlikle siyah top olmasını bekliyorum. Daha sonra Sancho yine Borussia Dortmund'un oyuncusu ki Borussia Dortmund'da gerçekten bu yıl harika performans sergileyen oyuncular var. E, bu Sancho'nun da e, siyah top olabileceğini düşünüyorum. E Rashford arkadaşlar Manchester United'da çift hanelere ulaştı gerçekten gol sayısında. E, asistleri de gerçekten var. Çok gole katkı sağladı. Ayrıca de Manchester United'ın ile lisans anlaşmasının olmasının da hani değerlendirdiğimiz zaman Rashford'ın hem de performansından dolayı siyah top olabileceğini düşünüyorum. Konami için de Manchester United önemli bir yere sahip devam ettiğimiz zaman Hakimi Borussia Dortmund'da harika performans sergiledi. Önümüzdeki sezon Inter'e transfer oldu arkadaşlar. Büyük bir transfer bedeliyle hem de. Normalde tapusu, bonservisi Real Madrid'de ama Real Madrid'de sağ bek mevkinde forma şansı bulması çok zordu. Oynayabileceği bir kulübe gitti. Inter'e gitti arkadaşlar. Hakimi bu yılın en iyi sağ biriydi. Çok fazla gol ve asist yaptı. Devam ettiğimiz zaman Pavard arkadaşlar. Kesinlikle siyah top olabileceğini düşünüyorum. Hatta pazartesi günü. 2 gün sonra da 98'lik kulüp selection kartı gelecek. Favart çok değerli bir oyuncu. kesinlikle siyah top olabileceğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Daha sonra Onana arkadaşlar Ajax'ın kalecisi. Hatta Chelsea'de de adı da anıldı ama Chelsea'nin tabi Kepa'yı elinden çıkarması gerekiyor. Onan'a da gerçekten bu yılın en çok dikkat çeken kalecilerin belki de başında geliyor diyebilirim. transfer olursa da önemli kulüplere transfer olabilir. Tabii ki korona sürecinden dolayı transfer sezonu da biraz etkilendi. Chelsea özellikle Onana'yı çok istiyor ama dediğim gibi Kepa'yı elinden çıkarması lazım öncelikle. Devam ettiğimiz zaman İliçiş arkadaşlar, benim siyah top olmasını düşündüğüm ve çok hak eden bir oyuncu. Zaten şu anki kartı 83. Bu yılki performansı muhteşem. Hem Avrupa kupalarında hem de İtalya'da çok fazla gol asist yaptı. Bu 83 kartının 85 olacağını düşünüyorum ben. Devam ettiğimiz zaman Wijnaldum 2 senedir gerçekten Liverpool harikalar yaratıyor. O kadronun önemli oyunculardan bir tanesi. Wijnaldum'da Kesinlikle siyah top olmalı. Yanında Henderson arkadaşlar ki dün maalesef üzücü bir haber geldi. Henderson sezonu kapattı dendi ki zaten sezonun bitmesine çok az kalmıştı. Sakatlandığı haberi geldi. Ben de dün haberlerde görmüştüm açıkçası. Siyah top olmayı çok önceden hak eden bir oyuncu. Artık hakkı bu sezon verilecektir diye düşünüyorum. Bu yıl Liverpool'un şampiyonluğunda çok önemli bir isim. Şampiyonlar Ligi'nden elenme durumu olmuştu Liverpool'un arkadaşlar. O sırada Henderson sakattı. Yani Henderson'un yokluğunda Liverpool hem dikte hem Avrupa'da sıkıntılar yaşadı. Böyle bir oyuncunun hala siyah top olmaması büyük bir soru işareti. E, Martinez arkadaşlar bu yılın çok büyük çıkış yapan oyuncularından bir tanesi. Barcelona ile adanılıyor ayrıyeten de. Zaten kartı 83 bu yılki performansıyla birlikte bu kartında Interli futbolcunun e, siyah topa dönüşebileceğini düşünüyorum. E, önümüzdeki sezon transferi gündemde ama Sözleşme fesih bedelini ödenirse ancak o şartla Inter Kulübü Başkanı serbest kalacağını söyledi. E, o da biraz zor bir ihtimal. Kolay değil. Sözleşme fesih bedeli de yüksekmiş. Yani Barcelona ile özellikle de Suarez'in veliahtı olarak gösterilen bir isim. Adı çok anılıyor. E, gider mi? Gitmez mi? Bu sezon mu olur? Önümüzdeki sezon mu olur? Göreceğiz açıkçası. Devam ettiğimizde arkadaşlar bugün ekleyeceğim yeni isimler. 4 tane yeni isim var. Bu oyuncular da bu yıl çok iyi performans sergilediler. E, kartlara da siyah topa yakın kartlar hem de bunların en az 85 olacağını düşünüyorum. Onlardan bir tanesi Tilamas arkadaşlar. Leicester City'de şu an piyasa değeri 44 milyon euroya ulaşan Göbek oyuncusu. E, göbek oyuncusu olmasına rağmen istatistiklere baktığımız zaman gol ve asist e, mevkisi gereği gerçekten yüksek sayıda yapan bir oyuncu. 5 gol 8 asist yapmış toplamda 13 gole katkı sağlayan bir oyuncu. Bir göbek oyuncusu için bu rakamlar gerçekten çok iyi. Ee, ve zaten Leicester City'nin bu yılki performansı da iyiydi arkadaşlar. İnişli çıkışlı son haftalara doğru ligin sonlarına doğru bir performans sergileseler de e, genele baktığımız zaman Leicester City iyi bir sezon geçirdi. Tlemans da bu yılın çıkış yapan oyunculardan biri. Genç bir oyuncu. Belçika milli takımında da formayı kaptı. Uzun süredir oynuyor hariyeten. Tlemans'ın da arkadaşlar elinizde Tlemans varsa açıkçası e, tutmanızı öneririm açıkçası. Devam ettiğimiz zaman Raul Jimenez Wolverhampton'ın arkadaşlar Santfor'u şu anki kartı minimum 83 ama bu yıl çok iyi performans sergiledi. Özellikle de Avrupa kupalarında olsun ya yani ligde de olsun Premier Lig az buz birlik değil arkadaşlar. Bolca gol attı, Asis yaptı. 24 gol, 10 asis arkadaşlar. Toplamda 34 kole doğrudan katkı sağlayan bir oyuncu. Piyasa değeri şu an 40 milyon euroyu bulmuş durumda. E, kartı 83. Ben bu kartının 85'e çıkarılacağını düşünüyorum. E, performansıyla zaten bunu da çok hak ediyor. E, bu sezon 34 gole doğrudan katkı sağlayan ve Avrupa Kupalarında bu kadar gol atan nadir futbolcu var açıkçası. Jimenez de bu kartıyla 85'i hak eden oyunculardan bir tanesi. Devam ettiğimiz zaman Havers. Bu yıl en çok ses getiren oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Şu anki piyasa değeri 81 milyon euro adı Bayern Münih ile anılıyor. Ama Premier Lig takımlarının da çok istediği söyleniyor genç futbolcuyu. Önümüzdeki sezon muhakkak farklı büyük bir kulüpte oynayacağı kesin gibi görülüyor Haversin. Şu anki kartı minimum 82 maksimum arkadaşlar yanılmıyorsam 93'e kadar çıkıyordu. Altın top kadromda da zaman zaman yer verdiğim bir oyuncuydu. Bu sezon iyi bir e, performans yakaladı. Genç bir oyuncu arkadaşlar. Yaşını gördüğünüz gibi çok genç. Gelecek vadeden Almanların büyük ümitler beslediği bir oyuncu. Ve piyasa değeriyle zaten gerçekten dudak uçuklatıyor. Bayan Münih transfer edebilir mi? Yoksa Premier takımlara gidecek mi? Bu yaz sezonunda gerçekten merakla bekliyoruz. E, ne olacağını göreceğiz ama seneye siyah top olması çok büyük ihtimal futbolculardan bir tanesi. Daha sonra arkadaşlar Inter'den Brozovic. Ya bu sezon iyi bir performans sergiledi. Göbek oyuncusunun zaten şu anki kartı arkadaşlar 83. Yani bunun en az 85 olacağını düşünüyorum. Brozovic'in şu anki piyasa değeri de 48 milyon euro ulaşmış durumda Interli orta saha oyuncusunun. Inter lige çok iyi başlamıştı açıkçası. Sonra zaman zaman puanlar kaybetti. Şampiyonluk yarışında biraz geride kaldı. E Brozovic ama Inter için çok önemli bir futbolcu. gol ve asist katkısı da olan bir oyuncu arkadaşlar. Ben Brozovic'in siyah top olacağını düşünüyorum. Inter e, Inter'de forma giyen siyah toplara ek olarak Brozovic de siyah top olacaktır arkadaşlar. Son da arkadaşlar bu 4 taneyi de paylaştım. Bugünkü isimler de bunlardı. Daha önceki 10 tane isme ek olarak bugün de 4 tane oyuncu sizlerle paylaştım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ise tam tersini yapacağım. Siyah toptan Altın topa düşebileceğini düşündüğüm oyuncuları arkadaşlar sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü orası da önemli bazı siyah toplar maalesef bu sezon çok kötü performans sergiledi. Bazıları forma şansı bile doğru düzgün bulamıyor uzun süredir. Ve hala siyah toplar bu siyah topların önümüzdeki sezon altın topa dönüşebilecek oyuncuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ona göre arkadaşlar belki planlama yaparız. PES 2021 için sizlerin de öneri ve görüşlerinizi yorum yazarak paylaşmanızı çok isterim arkadaşlar. Bana katıldığınız, katılmadığınız noktalar varsa ya da bunlara ek olarak sizlerin de listeye eklememi istediğiniz oyuncular varsa yorum yazarak paylaşmanızı çok isterim arkadaşlar. Benim de belki gözümden kaçırdığım oyuncular oluyor tabii ki doğal olarak arkadaşlar. sizlerin de yorum yazarak paylaşmanızı çok isterim. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.